Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, sağlık versin, huzur versin cümlemize. Evet arkadaşlar, bugün günlerden ne? 11.28.1968. Doğum günün. Bugün benim doğum günüm arkadaşlar. İnanın önceden doğum günüm diye seviniyordum. Cahilliğimdenmiş herhalde. Ama şimdi artık doğum günüm gelince sevinemiyorum, üzülüyorum. Niye üzülüyorum acaba? Çünkü tam doğum günüm sonbaharda, tam yaprakların döküldüğü bir zamanda. Şu anda biliyorsunuz artık ağaçlarda yapraklar yavaş yavaş fazla kalmadan dökülmek üzere. Bizim de ömrümüz yavaş yavaş dökülmek üzere. Yani ben her 3 yaşıma girdim arkadaşlar. Dediğim gibi önceden seviyordum ama artık sevmiyorum, ama neyse, yine bu sabah kızlar ağlattı beni. Eşim de gitmiş, çiçek almış, gelmiş. Dünyada aldım ben güzel hediyelerden, inanın böyle şöyle baktığımda zaten çiçeği çok seviyorum. Bunu da o kadar güzel yapmışlar ki, baksanıza o kadar güzel süslenmiş ki. Diyorum ki ben bu çiçeği ne yapacağım diyorum eşime. O da diyor ki bu diye canlı çiçek, canlıma giderken getireceksin diyor. Şunu güzel o, o çiçeği ben dün sipariş verdim, öyle yapıldı. Ah canım, çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Kızlar da sabah ağlattılar beni. Niye ağlattılar? Özge ayrı bir güzel Instagram'da benim için doğum günü şeyi paylaşmış. Özlem aynı bir. Şimdi birine baktım, ikincisine dayanamadım. Ağladım, üzüldüm. Allah razı olsun canlarım, çocuklarım benim. Arkadaşlarım da yazmış. Allah razı olsun hepinizden. Doğum günümü kutlayan bütün arkadaşlarımla Allah razı olsun. Dediğim gibi artık sevinemiyorum, üzülüyorum. 53 yaşımdan artık ne kaldı şurada, 60'a az bir şey kaldı. Eğer Rabbim nasip ederse dermişim. Bu şekilde arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Ben son koyduğum videonun altına yazmış olduğunuz güzel yorumlar için arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Gönlü güzel dostlar. Şimdi biliyorum ki hepiniz de doğum günümü kutlayacaksınız. Ben sizler şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Evet, biz nereye gidiyoruz? Giyindik, hazırlandık. Gezmek, bugün gezeceğiz. Bugün gezeceğiz, Zonguldak'a gidiyoruz inşallah. İlk önce eşime alışveriş yapacağız, bir şeyler alacağız, AVM'yi gezeceğiz. Sonra da yayınma gideceğiz arkadaşlar. Sizlere bugün bu gittiğim yerlerden biraz çekim yapabilirim inşallah. İlerleyen saatlerde görüşürüz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Her zaman gibi Zonguldak'ta hayran oldum, canlıyız elhamdülillah. Bugün de Rabbim bizleri burada öğle namazı kılmayı nasip etti. Cemaat hocaya yetişemedik ama elhamdülillah yine okunan Kur'an'a amin dedik. Meyalini dinledik. Rabbimize şükürler olsun arkadaşlar. Namazlarımızı kıldık. Ayten buraya hiç gelmemiş ama gelmiş oldu. Şimdi dışarı çıktık, artık gidiyoruz. Necdet aradı, gelin diye. Sonra şey yapasın, ziyaretini de yapasın. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan doğru Adem'le gideceğiz. Ondan sonra da inşallah ablamın kızının evine gideceğiz. Artık yavaş yavaş bu koşturma başladı, oraydı buraydı. Biliyorsunuz ayın ortasına doğru biz gideceğiz inşallah, Allah izin verirse. Niyetimiz, fikrimiz, düşüncemiz o inşallah. Bakalım arkadaşlar, ilerleyen saatlerde görüşürüz inşallah. Şurada da bornoz bakabilirim aslında. Gördüm. Evet, mandirin gibi bir şey yok mu kalacak? Evet, oradayız.
Bakayım bir şey almadım. Tadı çekmiyor mu acısı? Necdet Bey, ne aldınız? Bayağı bir şey aldım. Maşallah. Evet arkadaşlar, AVM'den çıktık. İnanır mısınız? Hep de geçen sefer de mi pazardı Necdet? Geçen pazardı. Yok. Geçen pazar değildi, kalabalık. Ondan önceki pazar. Evet, bakın böyle şeylerde maşallah gençler şimdi hafta sonu dinleniyorlar, oturuyorlar. Herkes alışverişte. Çok kalabalıktı, inanın. Zor çıktık parktan. Buraya giremedim ha. Zor park bulduk. Neydi orası? Gelmedim. Starbucks. Starbucks. İyi girmeler. Evet arkadaşlar, Elif yukarıda oturuyor şurada hemen. Şurada yukarıda olması lazım değil mi Ayto? Evet, şuradan çıktığım zaman hemen evin önüne gidiyor zaten. Ama şu an biz yeğenime gidiyoruz. Evet, deniz de var. Denizimizi gördük şurada. Bu sene pek denizi görme, gitme şansımız olmadı. Bu sene de böyle geçti, ne yapalım. Bazen olmuyor bir şey, istediğimiz gibi. Sağlık olsun yeter ki, ölüm olmasın, hastalık olmasın, ama bu sene hepsini yaşadık dobra dobra. Hepsini yaşadık Rabbim izniyle. Gel bakalım buraya, gel aşkım, gel bak hediyelere, bak. 17. 80. Ne? 17 Özge, 17. Allah razı olsun. Allah gönlümüzü görevsin hepinizin de, her biri için inşallah. Amin. Çiçekleri bak.
Ay. Bakalım neler yapmış kızlar. Neler yapmış kızlar. Çok duyguladım ya. Vallahi çok duyguladım. Ne bu? Buna çiçek herhalde. Bu çok güzel. Anne. Ben çok güzel anne bu. Sen de iyiydin. Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın, en aziz varlığımız, doğumun olsun. Benim biricik annem, kızım Özge, Allah razı olsun. Beni böyle ya, rengilemiyor. Çok güzel, baksana öyle. Çok güzel değil mi? Allah razı olsun, Allah kesin. Şuna bak. Allah gönlünü görürsün. Bir dünyada da, bir dünyada da. Emine. Şimdi çiçek de sandalye gidiyormuşum. Aa, al çiçeklerini. Anneciğim sen sonsuz sabrın ve kocaman sevginle bu dünyada en güzel şeyleri hak eden, en büyük mutluluklara şahit olması gerekensin. Allah'ım o güzel yüzünü hep gülürsün. İyi ki doğdun anneciğim, özlemle bu da. Allah razı olsun yavrum. Hep birlikte bir ödüm. Bir tane daha var orada. Bir tane daha var çiçek. Yaz gülde. Ay ya, ömrümün en güzel doğum günüydü diyebilirim yani. Bir 50. yıl dönümdü. 50'si çok güzeldi. Çok karanlık çıkıyor. Anne, şey anne. Yok, sen hayata karşı ne verirsen o da sana en mükemmelini verirmiş. Daima ben bu hayatta ne verdim bilmem ama bana ummadığım bir zamanda seni verdi. Onu biliyorum. İyi ki doğdun. Her şeyim. Seni çok seviyorum eşin. Bak bak, orada da var. Allah'ım vallahi. Bu ne be, bu ne? Bu da çok fazla. İyi ki doğdun gönlümün sultanı. Bu da baban yine pasta. Ay, nasıl olmuş? Sen evimizin kraliçesi, başımızın en aziz varlığı. Ha, bu Özge'ninki, tamam tamam. Özge'nin aynı, bu ikinci herhalde. Bu ikinci olmuş herhalde. Evet, bir şey var ya burada. Allah razı olsun. Allah kesinlikle bereket versin. Ya işte, işte sürpriz böyle yapılır sana sultanım işte. Bak, en şey dedim Ayken, bunlara kaldım, bak bir dedim, sürpriz yapacağım ben şimdi. Kızlar, ben buradayım ya, onların içine kalmıştım o dedim. Emine dedim, şimdi bir an durup durup bir pazar pay gel diye dedim. Anne! Gidiyor! Gerçekten dedim hani. Ay, bu şey çiçekçi değil mi? Çiçekçi değil mi yaptınız burada? Yok yok. İnternetten doğru sipariş yapıldı. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah razı olsun sizden ya. Çiçekler. Siz benim en güzel çiçeklerimsiniz. Gülşen'in bana doğum günü mesaj atmıştım yavrum. Annem bir kraliçesi. Yan tutuyor. Yan yan, tamam tamam tamam. Tamam. Bana bakın, acemi yerine koymayın beni. Ben acemi değilim siz gibi. Allah razı olsun canlarım, çok teşekkür ederim hadi. Şey mi? Şey mi? Ha, ben elimi mi alayım? Evet, seni Şeyma çeksin. Şeyma aşkım, sen çek kızım hadi. Evet sevgili takipçilerimiz, sevgili arkadaşlar, çok duygulu bir doğum günü yaşıyorum, inanın. Bu sabah Instagram'da kızlar benim hep doğum günümü kutlamışlar. Çok sevindim. Çok duygulandım ve ağladım, üzüldüm. Dedim ki çocuklarımın ayrı olarak doğum günü kutluyorum dedim. Bir zamanlık kutlamıştım, bayağı olmuştum. Bu ikinci Türkiye'de doğum günüm. Çok duygulandım, üzüldüm. O aslında onlar da 2000'den beri doğum günü planlıyormuşlar. Aynen aynen. İçlerinde. Böyle bir sürpriz peşinde herkes, çiçekler böyle işte en güzel şu anki hediyelerim, çiçeklerim. Birbirinden kıymetli. Şu da yeğenimle eşinden geldi. Az önce çiçekçi getirdi. Emine diyor ki teyze diyor, kaç seneden beri buradaymış, böyle bir çiçekçi gelmemiş. Kapıma çiçeklerin biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor. Komşu da çağırıyor diyor. Emine çiçekçi geldi, gene istediği diyor. benim hediyem maalesef yetişmedi kargoyla. Olsun olsun. Sonra. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Her biri birbirinden güzel. Yavrularım benim, yeğenlerim. Allah razı olsun hepsinden de. Çok dediğim gibi duygulu ve çok güzel bir doğum günü.
Emreciğim ne güzel hazırlıklar yapmış. Böyle kıymalı pide yapmış. Salata yapmış böyle. Şeriyeli karışık salata yapmış. Yine kesme makarna yapmış. O, benim en sevdiğim. Kıymalı. Burada da et sotemiz var. Patatesli böyle şeyli garnitürlü. Burada da böyle ellerin annem yapmış bunları. Kruvasan yapmış. Allah razı olsun. Burada yine tabii ki yeğenimin olmazsa olmazı tuzlu kurabiyesi. Allah razı olsun. Daha orada bir şeyler var. Masaya sığmadığı için koyamadık arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir doyumluk yiyoruz inşallah. Şaka yaptıydım. Evet sevgili arkadaşlar, günümüzün sonu artık pastamızın üzerine çilekleri vardı. Muhammed yakışıklı yiyeceğim derken pastamızı kendinden almış götürmüş aşağı. Olsun, biz öyle de yeriz değil mi aşkım? Evet, şimdi kahvelerimiz yapıldı. Sodalarımız geldi. Yine orada Emine'nin yaptığı şey de güzel. Onun neydi? Şey, o şey var. Kruvasan. Kruvasan çok güzel olmuş. Güzel olmuş. Onun ben birazını yedim. Tabunlu kaldı. Onu yiyeceğim ben. Ondan sonra ellerinizi kollarınıza sağlık. Çok güzel olmuş. Her şey çok güzeldi. Bugünümüz çok güzel geçti. Hediyelerimiz, her şeyimiz, sürprizlerimiz çok güzeldi. Bu akşamlık bu kadar olsun. Sevgili arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Benim vlogda görüşmek üzere inşallah.